Peki, bab. 78. fasıl. Et-Taksisu. Taksis'in tanımını veriyor. Dünkü derste, yani 19. derste galiba, 19. babta âmı anlatmıştı. Yani umum ifade eden lafızları ve umumun hükmünü, umumla ilgili tartışmaları anlatmıştı. Bugünkü derste de âmın taksisi, yani umum ifade eden lafızların içerisinde hüküm bazı unsurların devre dışı bırakılmasını anlatacak. Bakalım taksisi nasıl tanımlıyor? Taksis temyizu ayırmaktır. Neyi? Ba'zul cümleti. Cümlenin bir kısmını bil hükmi hükümde minel cümleti. Cümleden. Toplayalım. Taksis cümledeki hükümden cümlenin bir kısmını ayırmaktır. Bu sözlük anlamı tabi. Ve lihazel kavlu bunun üzerine şöyle denir. Hassa Rasulullahi bi keza ve keza. Resulullah şunu has kıldı. Yani şunu mahsus kıldı. Bir hüküm söyledi, o şuna bağlı. Ve hassa'l gayru bi keza ve keza. Veya bir başkası da şöyle tahsis etti, has kıldı derler. Ve emma tahsisul umum. Umumun tahsisine gelince ne demekmiş o? Fehüve. Şimdi burada tahsisin tanımını veriyor. Bunun altını çizin kitabınız varsa. Yoksa da yazın bir kağıda falan. Fehüve. Beyanu. Açıklamasıdır. Neyi? Ma o bir şey ki lem yürit. İstenmeyen. İrade edilmeyenin açıklanmasıdır. Nerede? Bil lafzil ami. Am lafızda kastedilmeyen şeyin açıklamasıdır. Yani am lafızdaki hükme dahil olmayan şeyin beyanıdır. İsim tanımını anladınız mı? Yani am bir lafız var ve tahsis geldi. O am lafzı tahsis etti. Ne dedi o tahsis? Am lafzın içerisinde olan fertlerden bir kısmının amın hükmüne dahil olmadığını, onun haricinde olduğunu söyledi. İşte tahsis neymiş? Am bir lafızda kastedilmeyen, irade edilmeyen şeyin beyanıdır tahsis. Yani am lafız geldi, tahsis geldi ve tahsis dedi ki bu amın içinden şu fertler yok. 79. fasıl. Ve yecuzu caizdir. Duhulu tahsisi tahsisin girmesi caizdir. Nereye? Fi cemi'il elfazil umumi bütün umum ifade eden lafızlara veya bütün umum ifade eden lafızlarda tahsisin girmesi veya tahsisin bulunması caizdir. Zaten bu cumhurun genel am anlayışıydı. Yani am tahsise muhtemeldir diyorlar. Ne gibi umum lafızlar? Minel emri ve nehyi ve haberi. İster emir olsun, ister nehi olsun, isterse haber olsun, umum ifade eden bütün lafızlarda tahsisin olması caizdir. Yani tahsise hepsi muhtemeldir. Ve minen nasi men kâle, insanlardan bir kısmı şöyle dedi. La yecuzu caiz değildir. Ne? Et tahsisu. Tahsis caiz değildir. Nerede? Fil haberi. Haberde. Kemâ la yecuzu caiz olmadığı gibi nerede? En-nesh. Neshi. Nesih de caiz olmadığı gibi haberde de tahsis caiz değildir dedi bazıları. Ve hâzâ hata'un. Bu hatadır, yanlıştır. Şirazi bu yanlıştır. Niye? Li-enne. Çünkü biz kat beyyenne. Biz açıkladık. Enne tahsise tahsis beyanu açıklamasıdır. Neyi? Malem yürit billafsil ami. Am lafızda kastedilmeyen şeyin açıklamasıdır. Tahsis neymiş? Am lafızda kastedilmeyen şeyin açıklamasıdır. Ve hâzâ yasihhu fil haberi. Bu haberde de doğrudur. Haberde de yani haber cümlesi olan bir am lafızda da tahsis olur. Kemâ yasihhu fil emri ve nehi. Emir ve nehi de doğru olduğu gibi haberde de am lafızla kastedilmenin şeyin açıklaması yani tahsis olur. Fasıl, 80. fasıl. Ve yecuzu caizdir. Et tahsisu. Tahsis caizdir. İla en yebka minel lafzil ammi
vahidun, am lafzın içerisinde bir fert kalıncaya kadar tahsis edilmesi caizdir. Yani am lafız neydi? Umum ifade eden lafız neydi? Birden fazla ferdi istidrak eden lafızdı. Tahsis neydi? Birden fazla ferdi istidrak eden lafzın içerisinden bazılarının hükme tabi olmadığını göstermek idi. Eğer nereye kadar gider bu tahsis? Ammın tahsisi. Ammın altında tek bir fert kalıncaya kadar giderdi. Ve gale Ebu Bekir el-Kaffal, bu önemli bir Şafii alimi, eğer araştırma alan yok ise, yani bu yani şu an işimizde burada olup da araştırma görevi almayan var ise, Ebu Bekir el-Kaffal'i biriniz araştırsın, bize bilgi versin. Ebu Bekir el-Kaffal diyor ki, min ashabina, bizimkilerden, yani Şafii'lerden. Yecuzu tahsisu, tahsis caizdir. Nerede? Fi, sayfa değişti. Fi esma'il cumu'i, çoğul isimlerde de tahsis caizdir. Nereye kadar tahsis caizdir? İla en yebka selasettün, üç kalıncaya kadar. Çünkü niye üç dedi? Çünkü ekallül cem üçtür. Yani çoğulun en azı üçtür. Ve la yecuzu ekserimi, ondan daha fazlasında, yani üçten daha alta inmesi caiz değildir. Dedi kim? Ebu Bekir el-Kaffal. Ve delilu ala cevazi zalik, bunun üçten daha aza inmesinin delili nedir? Yani bizim yazarımız Şirazi üçten daha aza inebileceğini söyledi. Halbuki hatırlarsanız iki gün önceki derste, dünkü de olabilir, egallül cem selase diyordu. Dolayısıyla üçten aşağı inmemesi gerekir. Hüve, nedir bu delil? Şuymuş. Ennehu lafzun min elfazül umum. O nedir? Çoğul isimler, umum ifade eden lafızlardan bir lafızdır. Burada ennehu'daki hu esma'il cumu'ya gitti. Fecaze taksisuhu, ve taksise uğraması caizdir. İlâ en yebkâ vâhidun, tek kalıncaya kadar tahsise uğraması caizdir. Deliluhu, bunun delili nedir? El esmaül müphemati, müphem isimlerdir. Kem, men ve ma, men ve ma gibi müphem isimlerdir. Yani bu isimler tahsiste uğradıkları zaman müphem isimler oldukları için teke kadar iniyorlar. Çoğul isimler de iner dedi. Delil dedi ama burada bir delil de vermedi. İkinci dipnota bakıyorum şimdi. Dipnot 2 faydalı bir şey olabilir. Ve misalihu kavlihu sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun örneği Peygamber Efendimizin şu sözüdür. Bu muhakkik herhalde bu dipnotu düşmüş. Bakalım okuyalım. Men beddele dinehu, kim dinini değiştirirse faktuluhu, onu öldürün. Kimi öldüreceğiz? Hani metni okumadan size sorayım. Kimi öldüreceğiz? Dinini değiştireni. Kim bu? Her kim olursa. Değil mi? Yani her kim olursa, şu anki bu mecliste olanlardan herhangi biri dinini değiştirirse onu da öldüreceğiz. Dinini değiştiren her kim olursa onu öldüreceğiz. Ha, tamam, emri anladık. Dinden döneni öldüreceğiz. Tamam, güzel. Bu Resulullah böyle dedi. Ha, peki yecuzu tahsisuhu, bunun tahsisi caizdir. İlâ en yebkâ tahtel lafzı mürteddün vahidun. Lafzın altında tek bir mürted kalıncaya kadar tahsisi caizdir. Ne demek? Yani dinini değiştireni öldürün ama işte bundan tahsis yapın. Kadınsa öldürmeyin. İşte çocuksa öldürmeyin. Efendim sakatsa öldürmeyin. Efendim bilmem neyse öldürmeyin. Hep tahsis ettin kim kaldı? İşte sağlam, sağlıklı tek bir erkek kaldı. Ona kadar, teke kadar iner. Anlaşıldı mı? Evet. Şerhü'l-Lumma'da Şirazi bu örneği veriyormuş. Bu anlaşıldı galiba. Şimdi bu örnekten sonra anlaşıldı. 81. fasla geldik. Ve izâ hussa, tahsis edildiği zaman, tahsis edilirse, minel umumi şeyin, minel umumi şeyin, eğer umumdan bir şeyler tahsis edilirse, yani âmın hükmü dışında bırakılırsa, lem yasir, dikkat edin buraya, lem yasir, olmaz. El lafzu, âm lafız olmaz. Ne olmaz? Mecazen, mecaz olmaz. Fîmâ bakiye. Geri kalan fertlerinde mecaz olmaz. Şimdi burada dikkat edin. Hanefilerin yaklaşımı neydi?
amın delaleti kat'i idi ve dolayısıyla kat'i olduğu için zanni olan ahad haberle ya da efendim kıyasla tahsis edilemezdi, değil mi? Cumhura göre amın delaleti neydi? Zanniydi, çünkü her zaman tahsise uğrama ihtimali var idi. Dolayısıyla da ahad haber ve kıyasla tahsis edilebilir. Ha, Hanefiler ne diyordu? Amın delaleti kat'i, kendisi gibi kat'i bir delille tahsis edilebilir. Ama am lafız bir sefer tahsise uğradıktan sonra artık geri kalan fertlerine delaleti zanni olur. Yani mecazi olur diyordu. Ha, şimdi cumhur ne dedi? Başlangıçtan amın delaleti zanniydi. Zanni delille tahsise uğrayabilir ama tahsise uğradıktan sonra geri kalan fertlerine delaleti mecaza dönüşmez. Gene aynen zanni olarak o geri kalan fertlerine delalet etmeye devam eder. Ve galetil mutezileti. Mutezile şöyle diyor bu hususta. Yasiru mecazen. Mecaz olur. Mecaza dönüşür. Am tahsise uğradıktan sonra geri kalan fertlerine delaleti mecaz olur. Ve galel kehiyyü. Tabii. Hayır, sonunda bire düşünceye kadar tahsis edilebilir. Şafi'de de öyle, Hanefi'de de öyle. Yani am bir lafız. Bir sefer tahsise uğrarsa teke düşünceye kadar tahsis edilebilir artık. İçinden diğer fertler çıkabilir. Hatta Hanefilere göre başlangıçta kat'i bir delil olmadıkça tahsis edilemez ama bir sefer tahsis edildi miydi artık zan ifade etmeye başlar. Dolayısıyla zanni delillerde şimdi bak Kale Kerhi dedi. Kerhi Hanefi mezhebinin kurucusudur, değil mi? Kerhi'yi de biriniz araştırabilir. Gerçi Kerhi'yi de ben araştırıyorum. Hayatı ve usulcülüğü ile ilgili bir yazı hazırlıyorum inşallah. Bu sene bitirebilirsem kitap yapmayı da düşünüyorum. Kerhi ne diyor? İn hussa, eğer am lafız tahsis edilirse bir lafzın bir lafızla, nasıl lafız? Muttasilin. Bitişik bir lafızla. Ne gibi? Kel istisnai ve şartı. İstisna veya şart gibi am hüküm bildiren cümleye bitişik bir lafızla tahsis edilirse lem yasir mecazen. Mecaza dönüşmez o zaman. Yani şartlı istisnanın örneği, istisnayla tahsisin örneğini hatırlamaya çalışıyorum. Usul kitabını. Hadi biriniz bana yardımcı olun. Usul kitabından şartlı tahsisin örneğiyle ilgili ayeti okuyun biriniz. Benim aklıma gelmedi şimdi. Fe in darabtum fil ardı fe la cünaha aleyküm en taksiru mine selavati in yeftinekum illezine kefer. Yeryüzüne sefere çıktığınız zaman namazı kısaltmanızda bir günah yoktur dedi, değil mi ayette? Ama peşinden şart getirdi. İn yeftinekum illezine keferu. Kafirlerin size fitne çıkartmasından, zarar vermesinden korkarsanız. Ne yaptı işte burada şart? Yeryüzünde her sefere çıktığında namazı kısaltmanda günah yoktur hükmünü şart ile kafirlerin fitnesi şartına bağladı. Dolayısıyla ne oldu o hüküm? Her ne zaman sefere çıkarsanız kafir korkusu varsa namazı kısaltabilirsiniz oldu. Değil mi? Ha işte peki seferle çıktığımızda kafir korkusu yoksa kısaltmamıza gerek var mı? Tabii buradan olmadığı çıkar. Peki kafirden başka korku varsa seferde o olabilir mi? İşte burada kıyasla onun olabileceğini söylersiniz. Yani kafir korkusu yok ama işte ne bileyim yolumuzun geçtiği yerde heyelan tehlikesi var. Dolayısıyla namazı kısaltalım mı? Kısalt. Veya yolumuzun geçtiği yerde efendim sel gelebilir. Kısaltalım mı? Kısalt. Anladınız mı burayı? Yani Kerhi diyor ki işte böyle istisna veya şart gibi Hazreti Ömer'in müellefe kulübü artık kerek kalmadı diye zekat verme işi bu örnek olmaz. Şaki tehlikesi. Tabi eşkıya bu örnek olmaz. O bitişik olacak. İsmail Hoca dikkat et. Ne dedi? Muttasıl. Yani verdiği hükmün devamında İlla ile istisna yapacak veya in veya iza ile şart getirecek. Aynı cümlede olacak. Muttasıl olursa mecaz olmaz dedi Kerhi. Kerhi konuşmaya devam ediyor. Ve in hussa, şayet tahsise uğrarsa am lafız, bir lafzın munfasırın ayrı bir fasılda, yani am hüküm bildiren ayette veya hadiste değil de
başka ayette veya başka hadiste gelirse tahsis eden delil sare mecazın. O zaman am mecaza dönüş. Niye? Niyesini de keşke yazsaydı. İşte burada Şirazi'nin belki bu kitaptaki eksikliği, belki şerhte yazmıştır, onu da bilmiyorum. Niyesini yazmıyor, keşke yazsaydı. Hüve, bu Kavlül Kadi Ebi Bekir el-Eş'ari, bu Kadı Ebu Bekir el-Eş'ari'nin de görüşüdür. Bu Kadı Ebu Bekir el-Eş'ari'yi Ebu Hasan el-Eş'ari ile karıştırmayın. Ebu Hasan el-Eş'ari, Eş'ari mezhebinin kurucusu, bu Kadı Ebu Bekir el-Eş'ari, Kadı Ebu Bekir el-Bakillani diye de bilinen meşhur Maliki alimi. Kadı Ebu Bekir el-Bakillani, çok meşhur bir adam. İsterseniz biriniz, araştırması olmayan biri bu adamı araştırsın. Peki vettelilu alel mutezileti asaten. Mutezileye karşı özel delil şudur. Hüve, o da şudur, nedir? Ennel asla fil istimali el hakikat. Kullanımda asıl olan nedir? El hakikat. Hakikattir. Yani mecazdan önce hakikate gidiyoruz. El kelamu el aslu fil kelamu el hakikati, değil mi? Kural budur. Zaten bu kuralı ifade ediyor. Ennel asla fil istimali el hakikat. Asıl olan, kullanımda asıl olan hakikattir. Fakat vecetna, biz bulduk. El istisna ve şarte, istisna ve şartı bulduk. Fil istimali, kullanımda. Şekayrihima, ötekiler gibi bulduk. Yani istisna ve şartın dışındakiler nasıl kullanılıyorsa hakikat anlamında, istisna ve şart da aynı kullanılan min envai kelam, kelamın diğer türlerinde olduğu gibidir. Yani onların hükmü de aynıdır. Yani onlar da hakikate delalet eder. Fedelle ala, o halde bu neye delalet eder? Enne zalike hakikati. Dolayısıyla istisna da gelse, şart da gelse, onların getirdiği hüküm de hakikati ifade eder. Vettelilu alel cemi'i. Bütün bu söyleyenlerin hepsine karşı delil nedir? Enne lafsa, lafız, tenavele içerir küllü vahidin minel cinsi. Cinsin her bir ferdini tek tek içerir. Âm lafız. Feize haraca bazuhu bit delili. Şayet o âm lafzın, bütün fertleri tek tek içeren âm lafzın içerisinden bir delille bir kısmı dışarıda bırakılırsa, bakiyel baki, geri kalanlar kalır. Ala ma ikteza hul lafzın, lafzın gerektirdiği hüküm üzere kalır. Ve tenavelehu, ve lafız geri kalanını içerir. Fekâne hakikaten fihi, ve hakikat olmaya da devam eder. Anlaşıldı mı cümle? 21. Fasıl baba